dostlar merhaba. Bugün size ölümcül hastalık raporu gibi bir rapordan, bir istatistik bilgisinden söz edeceğim. Bu gene bizim mevcut durumumuzu çok ilgilendiriyor. Hem huzur, güven içinde yaşamamızı, hukuka güvenerek yaşamamızı, hem de cebimizi çok çok ilgilendiren kararlar, raporlar bunlar. Biraz bu konuda dertleşelim istedim. Tabii o klasik hatırlatmayı biraz sıkılarak gene tırt bir hızlıca yapıvereyim. Adetten diyorlar, eksik kalmayayım diyorum ya. Abone olmanızı, videolarımı böyle çoklu paylaşıp daha çok izlenmesi konusunda bana yardımcı olmanızı, bildirimleri açık tutmanızı, keza uygun görürseniz katılım butonuna dokunmanızı dileyerek başlayayım. Şimdi ölümcül hastalık raporu dedim. Neden böyle diyorum? AHİM 2023 yılı için istatistik bilgilerini açıkladı, paylaştı. Birinciyiz. Hadi gözümüz açın. Çok mutluyuz değil mi? Neyde birinciyiz? AHİM'e yapılan başvurularda Türkiye birinci. Bu ne anlam çıkıyor? Demek ki ülke içinde temel hak ve hürriyetlere karşı ihlal, temel hak ve hürriyetlerin ihlaline karşı ciddi sıkıntı var ve insanlar başvurularını AHİM'e yapıyorlar ve bu sayı artıyor. Bu nedir bu sayı derseniz, şimdi bilgilere göre 68.450 dosyanın 23.397'si bize ait. Yani 68.450 dosyaya baktığınızda 23.397'si bize aitse %34.2'si AHİM'deki dosyaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Bir de şöyle bir tabii açıklama var. Bu dosyaların, bu artışın büyük çoğunluğunu kaplayan dosyalar özellikle 2016 yılı darbe girişimi sonrası yapılan başvurular. Bu konuyu açacağız. Bunu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Gene verilen bilgilere göre en çok ihlal AHİM şuradan veriyor. Adil yargılanma hakkının ihlali en normal. Yani adil yargılanmayı beklemek safiyane bir beklenti olur. Mevcut durumda bunu hepimiz biliyoruz. İkinci hak ihlali de en çok verilen hak ihlali de güvenlik ve özgürlük haklarının ihlali. Üzülerek anlatıyorum aslında. Tabii bakmayın böyle konuştuğumuza, biraz işi sevimli hal dalgaya vurarak konuşmak belki de aslında içimiz yanıyor. Birinci hep yıllardır Rusya'ydı biliyorsunuz. Rusya çekildikten sonra dosya sayısında azalma başladı ama yani şu anda da gene ikinci Rusya. Düşünün, en otokrat, en despot ülke, işte haklara çok ağır saldırı var vesaire, biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Rusya'nın bile dosya sayısı 12.456, yani aradaki fark acayip. 12.000'e 23.000. Harika değil mi? Sonra üçüncü gelen de Ukrayna. Ukrayna'dan da 8.750 başvuru gelmiş. Şimdi AHİM yetkilisinin bir beyanı var. Diyor ki AHİM yetkilisi beyanında, biliyorsunuz Yüksel Yalçınkaya kararı var, onu da konuşacağız. Yüksel Yalçınkaya kararı ile ilgili konuşuyor ve önemli bir şey söylüyor AHİM yetkilisi burada. Diyor ki Yalçınkaya davası 8.000 dosyayı doğrudan ilgilendiriyor. Yani 8.000 başvuruyu doğrudan ilgilendiriyor. Ve bu aslında sistemik bir sorun diyor. Doğru söylüyor. Ciddi anlamda sistemik bir sorun. Ve tabii şöyle de bir cümle kuruyor. Bu da dikkatimi çekti. Diyor ki, Türk otoriteleri ile mahkeme arasında, yani mahkeme dediğimiz AHİM arasında elbet bir diyalog mevcut. Yüksel Yalçınkaya kararıyla ilgili nasıl bir diyalogsa o. Enteresan. Devamını göreceğiz bakalım. O diyaloğun ne olduğunu. Şimdi sevgili dostlar, burada canımızı yakan gerçeklerden bahsediyoruz. Tabii bir Adalet Bakanımız var. Adalet Bakanımız da bu arada böyle açıklamalar yapıyor. Diyor ki, Türkiye diyor AHİM kararlarına uyan, en çok uyan ülke. %89 oranında biz AHİM kararlarına uyuyoruz diyor. Allah'ım yarabbim. Yani %89 AHİM kararlarına uyuyoruz. Birinciyiz. AHİM'e yapılan hak ihlalleri başvurusunda da birinciyiz. Enteresan. Diyor ki diğer ülkeler için bu oran %79. O yüzden biz AHİM kararlarını uyguluyoruz. Ya Adalet Bakanı AHİM kararlarını uygulamaktan şunu mu anlıyor acaba? Yani AHİM'de biliyorsunuz hüküm kısmında ihlal edilen haklar sıralanır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hangi maddelerinden haklar ihlal edildiyse onlar sıraladır ve altında da bu yaşanan mağduriyeti bir nebze telafi etmek adına bir tazminata hükmedilir. İşte bu 5.000 euro, 8.000 euro, 20.000 euro gibi rakamlar mahkeme takdir eder. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu rakamları ödüyor. Yani tazminatları ödüyor. Herhalde zannediyorlar ki bunları biz ödüyoruz ve ahim kararına uyduk. Yani yok böyle bir şey. İnanılır gibi değil. Mahkeme kararı bir bütündür. Tazminatını da ödersiniz. Hüküm fıkrasında ihlal edilen haklar neyse de onları hiç ihlal edilmemiş gibi ilk günkü hali neyse ona döndürmek zorundasınız. İhlali tüm sonuçları ortadan kaldırmak zorundasınız. Çünkü devlet olarak ahim kararlarını uygulamayı taahhüt etmiş durumdasınız. Ama böyle bir gerçek değil. Yani Yüksel Yalçınkaya kararını birazdan konuşacağız ama mesela ben kendi gireceğim duruşma var 14 Şubat'ta. Dosyanın içinde ahim kararı var. Ben ahim kararını sundum. Defalarca dilekçe yazdım. Dosyadaki ahim kararına göre davayı tefrik edin, beraat edin, derhal beraat kararı verin. Derhal beraat kararı vermeniz gerekir falan. Tın tın yani. Hiç öyle bir karar yokmuş gibi savcı mütalasını istedi, cezalandırmasını filan doldurdu. Şimdi ha bir de şey var değil mi? Onu da hatırlatalım da öyle geçelim. Ne var bu bizim hakime savcılarımız için? Hakime savcılar kurulunun aldığı bir ilke karar var. Hakime savcıların yükselme esaslarına dair ilke kararı adı. Orada yazıyor işte hakimler ve savcılar nasıl yükselir, nasıl ceza alır, terfi ne der falan. Altıncı maddesi var. Altıncı maddesinde yükselme esasları sayılıyor. Bunun bir de J fıkrası var. Şimdi J fıkrasına göre de orada diyor ki yani Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ikisini sayıyor. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alınan hakları koruma gayretleri. Çok komik değil mi? Koruma gayret. Korumama iradesi var bizde koruma gayretlerine. Bırakın ne oldu? Yargıtay Can Atalay'da ne dedi? Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasına karar verilmiştir gibi karar verdi değil mi? O Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın haklarını ihlal edildiğini, anayasal haklarını ihlal edildiğini saptamıştı. Yani bizde koruma gayreti gibi bir şey ben görmedim. Ondan sonra tabii Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alınan haklarla ilgili ihlale sebebiyet verip vermedikleri. Bu da önemli. Bu da önemli. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan hakimlerin, yok sayan savcıların bu ilke kararına göre terfi etmemesi lazım. Ama öyle mi? Kesinlikle değil. Nasıl da güzel terfi ediyorlar biliyorsunuz değil mi? Yargıtay üyesi falan oluyorlar. Adalet Bakan Yardımcısı oluyorlar. Yani madem onu oraya niye yazdınız? Hem de yenice değiştirdiler onu. Yani paket açıyorlar paket. Paket açıp kendilerince aman harika bir hukuk düzenine geçtik sanıyorlar. Ya paket açmayın. Açmayın paket. Hiçbir şekilde yazmayın oraya da. Yani hakim ve savcımızı şöyle yükselteceğiz. Anayasa Mahkemesi kararına uyacak. AİHM'deki teminat, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alınan hakları koruyacak. Koruma gayretleri olacak. Ne yazıyorsunuz ki? Zaten bunlara uyulmaz diyen bir baş danışman var. Yani yerli milli yargı fetvacısı olan. Böyle yeni yeni teoriler üretiyor falan. Biliyorsunuz. Neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi Yüksel Yalçınkaya kararı neden önemli? Onun altını niye çiziyor AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilisi? Diyor ki yani biz aslında kararın içinde de var tabii Yüksel Yalçınkaya kararı içinde. Yüksel Yalçınkaya kararı nedir onu hatırlatayım. KYK ile ihraç edilmiş bir öğretmen aynı zamanda da ceza tarafında da terör örgütü üyeliğinden 6 yıl küsür yanılmıyorsam bir cezası var. Ve tabii ki AİHM başvurusu var ve AİHM bu başvurusunda çok detaylı inceliyor. Ve hatta kararda da bu kararın yani burada verdiği kararın diğer dosyaları da etkilemesi ve o diğer dosyalarda da benzer dosyalarda da bağlayıcı olması gerektiğini de söylüyor AİHM kararında. Şimdi uygulanıyor mu? Tın. Aynı şey. Nedir bu karar? Çok özet geçiyorum. Diyor ki yani
her balo kullanıcısını terör örgütü üyesi kabul edemezsiniz. Bu yani sendika üyesiymiş efendim, bilmem hesap açtırmış, bilmem ne gazetesini almış. Bunları doğrudan terör örgütü üyesi olarak örgütle irtibatını ortaya koyan, örgütün silahlı bir terör örgütü olarak amacının da darbeye kalkışma olduğunu bilecek şekilde somut bir delil ortaya koymadan bunlara bakarak bu kararı veremezsiniz. Terör örgütü üyeliğine gidemezsiniz. Dolayısıyla böyle çok dosyanız var. Diğerlerini de böyle değerlendirin diyor. Şimdi biz bunu yapsak o başvurular artmaz ki. Ama yapmıyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin karar içerisindeki kriterler benzer dosyalardaki durumlar içinde geçerli. Hakim re'sen, ha, Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermiş. Bu karar hepimiz için bağlayıcıdır. Herkes için bağlayıcıdır. Dolayısıyla ben bunu dosyamda uygulayayım demiyor. Ahim kararları içinde aynı şey geçerli. Yüksel Yalçınkaya kararı içinde maalesef aynı şey geçerli. Halbuki Yüksel Yalçınkaya kararı uygulansa, aynı durumda KYK'lılar içinde uygulansa, hem idari tarafta pek çok dava çözülür, hem ceza yargılaması anlamında pek çok dava çözülür. İnsanlar görevlerine döner, KYK'lı olanlar görevlerine iade edilir. Hem dava yükünden kurtulur mahkemeler, hem haklar ihlal edilmemiş olur, anayasal haklar, insanların bunca yıldır uğradıkları mağduriyet son bulur. Hem de Avrupa İnsan Hakları'na mahkemesine yapılacak başvurular biter. Hem de Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin vatandaşları bu haksız, hukuksuz başvurular, yapılan adaletsiz yargılamalar sonucundaki başvurularda çıkacak tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Yani ben tazminat ödenmesine hiçbir şey demiyorum. Mağdurlardır ve ödensin. Ama o tazminatı bu ülke insanlarından alınıyor. Burada da mesela bu ihlale sebebiyet veren hakim ve savcılardan alınsın. Bakın, bu kadar kolay anayasal haklar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklar yok sayılabilecek mi? İhlale neden olan hakim, savcı kendisi versin tazminatı. Ben insanların aldığı tazminatta gözüm yok. Almalılardır, haklarıdır, mağdur oldular. Ona hiçbir şey demiyorum. Neyse, şimdi bu sayı çok daha artacak. Ben size bir onu da söyleyeyim de ondan sonra yayınımıza son verelim. Nasıl artacak? Şimdi geçen günde Yargıtay istatistik açıkladı. Yargıtay açıkladığı istatistiklerde gözüme bir şeyler ilişti. Bir baktım, tabii ki en çok rakam neydi diye baktım. Nerede? Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nde. Şimdi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ni biliyorsunuz, işte bu darbe suçlarına vesaire bakıyor. Zaten ahim de diyor onu. Yani ahim yetkilisi ne diyor? Bize yapılan başvuruların çoğu 2016 yılındaki darbe kalkışmasından sonraki davalara ilişkin başvurular diyor. Dolduruyoruz orayı. Yani bu, ben 15 Temmuz yargısını işlediğim 101 soruda 15 Temmuz yargısı kitabımda, hadi acık reklam yapalım, bunu anlattım, çok anlattım. Yani herkesin terör örgütü üyesi olduğu, 1 milyon aşkın şekilde bir anda herkesin terör örgütü üyesi yapılıverdiğini, nasıl yapılıverdiğini anlatmıştım bu kitapta. Bulabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da ben teyit edecek şekilde ahim yetkilisi diyor ki, bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların çoğunluğu, büyük kısmı 2016 yılındaki darbe kalkışmasına ilişkin davalar. Şimdi gelin, Yargıtay 3 Ceza Dairesi bu davalara bakıyor. Bakın şimdi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin istatistik bilgilerine bakın ki en çok dosya orada. 2022 yılında 48.279, 2023 yılında 27.080 dosya daha üstüne gelmiş mi? Karara çıkan dosya sayısı 11.716. 2023 yılında kalmış mı size 63.643 dosya? Şimdi ahimin tüm baktığı dosya kadar. Yani ahimin 68.450 dosyası var. Bizim 3 ceza dairemizin, Yargıtay'ın 63.643 dosyası var. Şimdi bu 63.643, Can Atalay'ın davasına bakan, oradan bildiğiniz 3 ceza dairesi, 63.643 dosyada adil yargılama hakkını ihlal etmezlerse, Anayasa Mahkemesi karar varsa onu uygulamaya, ahim karar varsa onu uygulamaya yönelik karar verirlerse, ceza hukukunun temel ilkelerine uygun, Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımlarındaki unsurlara uygun hükümler kurarlarsa ahime bir başvuru olmaz.
Ama eğer ki böyle olmazsa, bildiğimiz, hep rastladığımız şekilde yargılamalar yapılır, karar verilirse, Yargıtay 3 cezada 63.643 dosyada ahim yandı. Ahim yandı. Çünkü Yargıtay'ın onayladığı, kesinleştiği dosyalarda vesaire biliyorsunuz son aşamadan sonra ahime gidiliyor. Ahim hazır o. Şu an itibariyle 2023 itibariyle ahimin elinde toplam dosya 68.450. 2023 itibariyle Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin yani darbe suçları, terör suçları, soykırım suçları vesaire bakan Yargıtay'ın elinde 63.643 dosya var. Dilerim anayasaya, kanuna, hukuka, ahlaka, vicdana uygun olarak, dosya kapsamındaki delillere uygun olarak, niyet okumadan somut, kesin, yasal delillere göre adil yargılanma yapılır. İnsanların anayasal hakları ihlal edilmez ve hakkaniyetli sonuçlar alınır. Elbette kim suçlu ise, elbette kim terör örgütü üyesi ise, hangi terör örgütü olursa olsun cezalandırılmalıdır. Ama zorla da terör örgütünün amacını bilmeden, silahlı terör örgütü olup olmadığını bilmeden, bir yapılanma içinde olan herkes de terör örgütü üyesi yapılmaz ki kardeşim. Yani bizim yaşadığımız budur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bu yığılmanın sebebi de budur. Bir de tabii KYK olayımız var. Kafadan herkesi bir gecede savunmasını almadan, delillerini falan bakmadan, kanaatlerle muhalif olmasını yeterli görerek ihraçlar var. O ihraçlar da biliyorsunuz idare mahkemelerinde, orada da hakkaniyetli bir yargılama yapılmadığı için o dosyalarda ahime taşınacak. Ahim Türkiye'den daha birkaç sene daha yakası yiyecek. Ama biz de bolca tazminat ödeyecek gibiyiz. Sevgili dostlar, şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah hak, hukuk, adaletle buluşacağımız günler gelir diyelim. Çok henüz yakın değil ama hiç olmayacak da değil. Hiç unutmayın. Hukuk uyur ama asla asla ölmez. Görüşmek üzere.